Biliyor musun Ekrem ne düşünüyorum? Bizim mahalleden hiç adam çıkmadı. Şu halimize bak. Topumuz beş para etmeyiz. İş iştir. Bedava yapmıyoruz ya. Kısmetse ilk fırsatta biraz onaracağım. 3-5 kuruş para koydum bir kenara. Lan sana ne el alemin kazanacağı paradan, he? İşini yap, hakkını al. Ömrünü direksiyon başında tüketmiş zavallı bir adam. Bak, içki bile bizi neşelendirmiyor. Hatırlıyor musun? O eski yazlık sinemada... ya da... hani o pazar sabahı tüm sevdiklerimiz yanımızdayken... diye başlar hep sinema anılarımız. Hem sevdiklerimiz... hem filmlerde tanıyıp aşina olduğumuz insanlar vardır çünkü o dünyada. Bazıları silinse de... hep hafızamızda kalanlar vardır bir de. O güzel hikayelerde yardım eden... herkesi dar gününde koşan... milyonu, parası, pulu olmasa da iki kelam laf edip yüreklere su serpen, babacan, iyi yürekli, dost insanlardır onlar. Kötülerle dolu bu hayatta iyiliği kutsayan, umudu ayakta tutan, bazen babamız, bazen abimiz yerine koyduğumuz o insanlar. Ve o günlerin en unutulmazlarını sorarsanız en çok aklımıza gelenlerdendir. Hep bilinen ismiyle Kadir Baba ya da Kadir Savun. Kadir Savun 15 Ağustos 1926'da Erzincan'ın Doruksaray köyünde doğdu. 6 erkek kardeşten biriydi. Polis memuru babası tayin olunca küçük yaşta İstanbul'a geldi. Bu şehir bambaşka bir yer. Yeni bir dünyaydı onun için. O yaşlarda sinemanın büyüsüne kapıldı. 8 yaşındayken Muhsin Ertuğrul'un yazıp yönettiği Bir Millet Uyanıyor da rol aldı. Bir daha da setlerden kopamadı. 1938'de İpek Film Stüdyosu'nda film yıkama kısmında işe başladı. Bir yandan da okula devam etti. 40'lı yıllarda kamera asistanı olarak çalışmaya başladı. Artık mesleği olmuştu sinema. Ardından Supi Kaner'le Azim filmi kurdu. Yapımcılığa başladı. Kısa süre yaptı bu işi ama. Gönlü oyunculuktaydı. Onun için dönüm noktası ise 1949'da Faruk Genç'in yönettiği Üvey Baba filmi oldu. Bu filmde bir astsubayı oynuyordu. Bu rol onun için yeni bir kariyerin başlangıcı oldu. Filmler filmleri kovaladı. Şoför Nebahat'te Deve Salim'i, Yılanların Öcü'nde Ak Ali'yi, Şakayla Karışık'ta Hüsreva'yı, Gecelerin Ötesi'nde de Fehmi'yi canlandırdı. İkimize Bir Dünya ve Gecelerin Ötesi filmlerindeki rollerle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Kadir Savun, 1957 yılının 10 Eylül'ünde hayatını Nermin Hanım'la birleştirdi. Bu evlilikten kızları Iraz dünyaya geldi. Kadir Savun sonraki yıllarda sinemada daha çok babacan rollerle çıktı izleyici karşısına. Bazen mahallenin abisi, bazen de yoksul ailelerin sert ama yufka yürekli babasıydı. Oynadığı rollerde merhamet ve vefa duygularını hatırlattı izleyenlere. Ne dedi doktor? Kesti mi biletimizi? Bizim biletimizi kolay kolay kesemezler oğlum. Biz 7 canlıyız, hadi yürü gidelim. Ardından Kızılırmak Karakoyun, Bodrum Hakimi, Kader Bağlayınca, Zübük, Arkadaşım, Fahriye Abla, Arabesk ve Dila Hanım filmleri geldi. Kariyeri boyunca yaklaşık 400 filmde rol aldı. Yeşilçam'ın önde gelen karakter oyuncuları arasına girdi. Her karakteri başarıyla canlandırıyordu. Heybetli görüntüsü ve dokunaklı oyunculuğuyla sinemanın unutulmazları arasındaydı artık. Bir söyleşide insanoğlu çok şey ister. Bizim sinema doyumsuzdur, daha çok şeyler yapmak isteriz dedi. Sürekli kitap okur ve film izlerdi. Dünya sinemasında da en çok Charlie Chaplin ve Anthony Quinn'i beğenirdi. Anthony Quinn'le
Alman televizyonunda yayınlanan bir filmde birlikte oynama şansı da buldu. Kadir Savun'un bir başka sevdası ise Fenerbahçe'ydi. Ancak maçları radyodan dinlemeyi tercih ediyordu. Kızı Iraz Savun'un deyimiyle Kadir Savun'un sesi gibi yüreği de yumuşacıktı. Kışın kar yağdığında fakirler için üzülen, o acıyı içinde hisseden bir insandı. Halkın gösterdiği sevgiden de mutluydu. Sevilmek güzel şey diyordu. Bunda iyi adam oynamasının da etkisi olduğunu düşünüyordu tabii. İlerleyen yaşlarında ise sağlık sorunları başladı. Kanser tedavisi gördü. Öztürk Serengil'e verdiği röportajda yaşlılığınızda nasıl geçiniyorsunuz sorusuna şu yanıtı verdi. Çorbayı kaynattık, çocuk okudu, üzerimizde biraz çulçulak var, kirayı da veriyoruz, yetti, ne olacak? Kadir Savun son yıllarında bir kitap yazarak sinema anılarını anlatmak istiyordu. Ancak buna vakti yetmedi. Setlerde geçirdiği ve sinemaya adadığı ömrü 10 Ekim 1995'te Şişli'deki evinde son buldu. 69 yaşındaydı. Cenazesi Feriköy mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi. Cüneyt Arkın Adını Unutan Adam kitabında anlattı onu. Ölmeden 2 gün önce ziyaret etmiştim. Her zamanki gibi neşeli, sımsıcaktı. İnsanın içini aydınlatan o kocaman gülümsemesi bir tuhaftı. Anlamıştı. İri erkek elleriyle ellerimi tuttu. Kocaman kara gözleriyle dünyaya yiğitçe bakıyordu. Sesi cesurdu. Şu filmlerde öyle öyle ölmenin de tadını kaçırmışız be kardeşim, dedi. Sinema izleyicisi için Kadir Savun artık bir aktörden ötesi. Hayatımızda yer etmiş insanlardan biriydi. Bazen öğütler verip doğru yolu gösteren, bazen bir bakışıyla çok şey anlatan, bazen bir veda sahnesiyle içimizi yakan, yani iyi aktörlüğün yanında insana ait bütün iyilikleri de yüreğinde taşıyan ve derinliğini beyaz perdeye aktaran bir oyuncuydu. Kimler geldi geçti o setlerden, kaç nesil büyüdü Yeşilçam'la ve büyüyecek daha kaç çocuk. Hepsi tanıyacak seni Kadir Baba. Ve belki onlar da seninle babasını, abisini, komşusunu ya da mahallesinin güzel insanlarını hatırlayacak. Sevgiyle ve dostlukla.